Ben hiçbir şey anlamadım Gül abla. Anlasana canım. Hani deli fişek vardı ya. İnternette koca bulma sitesinde bulduğumuz adam. Keloğlu'ya. Evet. O kim biliyor musun? Kim? Haluk Bey. Benim babam olan Haluk Bey mi? Evet. Nereden biliyorsun? Fotoğrafını gönderdi bana. Ama benim ben olduğumu bilmiyor. Ben de onun olduğunu bilmiyordum. Nereden bilebilirdim ki? Evli barklı adam, gül gibi karısı var. Ne işi var onun koca bulma sitelerinde? Ben hala anlamadım diyeceğim ama kızacaksın. Ay, ben ne yapacağım? Söylesene, senin kafan çalışır böyle şeylere. İyi de benim babam internetten anlamaz ki. Daha bilgisayarın fişini bile takamaz o. Sen öyle zannet. Fotoğrafını bile gönderdi. Şiirler yazıyor, buluşmak istiyor. Bir bilsen daha neler neler yapıyor. Hey be! Benim güzel kızım nasılmış? İyi misin bakalım ha? İyiyim baba. Asıl sen ne yapıyorsun? Ne yapayım işte bildiğin gibi, iş güç. Ya, demek öyle. Akşam ders mi çalıştınız yoksa iki kız sabaha kadar lak lak mı yaptınız ha? Biz değil de asıl sen ne yaptın baba? Biz ne yapacağız kızım? Yattık uyuduk. Seninle bir şey konuşmamız lazım baba. Çok önemli ve acil. Hay hay konuşalım tabii. Derslerden zayıf mı aldın? Hayır baba, internet konusunda konuşmamız lazım. Yoksa o havuç kardeşin fırsat vermiyor mu? Emre değil baba. Daha çok seninle ilgili. Kim? Ben. Ben ve internet. Yavrum benim ne işim olabilir ki internette? Babacığım biliyorsun artık herkes internete giriyor. Acaba diyorum sen de mi giriyorsun? Kim? Ben mi? Gül abla öyle demiyor ama. Gül mü? Ne diyorsun sen Gül? Baba. Bak babacığım, annem ve sen, yani siz ikiniz birbirinize. Annem geldi. Kızım. Anneciğim. Bak bir gün başka bir yerde kaldın, ne kadar özledim seni. Ben de seni özledim anne. Nasıl, çalışabildiniz mi bari? Çalıştık anneciğim ama daha bitmedi. O zaman hemen odana geçiyorsun ve vakit kaybetmiyorsun. Sonra uykun gelecek. Tamam, ben odamdayım. Ah, yanına geleceğim biraz sonra, sohbet ederiz. Dün akşam neler oldu onları anlatırsın bana. Tamam. Duygu, ben de gideyim de ortalığı düzelteyim. Daha rahat çalışsın çocuklar. Tamam. Meltem. Hiç bana bak Mahluk, seninle konuşmuyorum. Hayır, benim de suçum var. Sana ülkenin en iyi tango hocasını getirdik, gene yaranamadık. Adam sana dans öğreteceğim diye az daha ölüyordu. Adam senin manasız kıskançlığın yüzünden ölüyordu. Canım işte fena mı? Uğruna ölünecek kadınsın. Aman ne komik. Sen artık esmiden de anlamamaya başladın. Hayır hayatım, tam tersi. Artık anlamaya başladım ve komik olmadığını keşfettim. Evin küçük beyi en son geliyor. Nerede kaldın oğlum? Basketbol oynadık anne. Terledin mi? Biraz. Bakayım. Hemen banyoya giriyorsun. Gül, Emre hemen banyoya giriyor. Koş. Bak gördün mü? Dansa başladın, stresin daha da arttı. Demek ki dansın strese iyi geldiği yalanmış. Senin üzerimdeki stresini yok edecek bir dans henüz bulunamadı Haluk. Psikoloğuna o kadar para veriyorsun, bir işe yaramıyor mu? Açtığın iyi oldu aslında Haluk. Seninle birlikte gitmemiz gerekiyor. Nereye? Doktora. Ben gayet iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Taş gibiyim. Bak ne aksırıyorum, ne tıksırıyorum. Psikoloğa Haluk. Ha, sen psikoloğa doktor diyorsun. Kusura bakma. Ben seninle bu konuyu daha önce konuştum ve cevabımı verdim. Hayır. Bakınız mutfağa. Haluk. Bu evlilik her geçen gün beni daha da çok sıkıyor. Sence artık bir an önce bir şeyler yapmamız gerekmiyor mu? Kesinlikle. O psikoloğa gitmeyi bırakmaya ne dersin? Bence evliliğimiz için çok iyi bir şey yapmış olursun. Bağırma, çocuklar duyacak.
Yani bir evlilik bu kadar çok masaya yatırılmaz. Hayır yani her şeye gidip o herife anlatılmaz ki. Yok şöyle yaptı, yok böyle yaptı. Rahatla biraz ya. Hayatı akışına bırak. Başka şeylerle ilgilen. Dans hariç. Beraber gitsek ne kaybedersin ki? Belki bir problemi var ve sen bile farkında değilsin. Belki çocukluğunda bir olay yaşadın ve hala izlerini taşıyorsun. Hap 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 hap. Benim çocukluğum gayet normaldi. Mahalledeki bütün çocukları döverdim. Bütün camları kırardım. Sapalı kuş avlardım. Haluk lütfen bağırma. Ne kadar geçimsiz bir çift olduğumuzu bari çocuklar duymasın. Merak etme duymazlar. Ayrıca duysalar da iyi olur. Böylelikle bu ailede kimin geçimsiz olduğunu gayet iyi anlarlar.